Biliyordum, önceden bana söylenmişti bu. Her iki değerli insanda insan da zaman zaman beni arıyorlar, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Ben onları rahatsız etmemek için ben aramam, ben aramıyorum ama onlar beni arıyorlar, eksik olmasınlar. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz öteden beriden. Çok önemsi, önem, önemli görüyorum bu ziyareti, çok önemsiyorum. Şuradan, eh, Ahmet Necdet Sezer anayasaya bağlılığıyla ve yasalara bağlılığıyla Türkiye'nin siyasal tarihinde ve hukuk tarihinde önemli yer sahibi edilmiş bir Cumhurbaşkanı geldiği yer anayasa mahkemesi başkanlığıydı anayasa mahkemesi başkanı olarak daima hukuktan yana temel hak ve özgürlüklerden yana ve demokratik rejimin en önemli özelliğinin demokratik, layık ve sosyal hukuk devletinin, hukuk devletinin en önemli özelliğinin, iktidarın bütün eylem ve söylemlerinin anayasal denetime tabi olması gerektiğini bilen bir kişi, yetişen bir kişi olarak gelmiş olması. Ve bu beyefendi, bu hukukçu, bu hukuk gurusu diyelim, anayasa mahkemesi başkanı, cumhurbaşkanı seçildi. Ve çok güzel, çok doğru bir şey oldu. Üstelik Seçildikten sonra iktidara gelen AKP döneminde 2007 yılına kadar da Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ve şimdi değerli izleyiciler bakınız bütün televizyonlardaki konuşmalar bu kendilerine liberal diyenler, solcu diyenler, liberal solcu diyenler, aldatıldık diyenler, canım başta AKP hep demokrasiyi savunuyordu, biz onun için aldandık diyenler filan hepsine bakın. Hepsine bakın. O efendim başta çok iyiydi. Ekonomi de çok iyiydi. İşte her şey yükseliyordu. Ne güzeldi filan. Biz ona tav olduk filan diye. Hepsine bakın. Hepsi 2007 yılını işaret ediyor. Sanki 2007 yılında bir sihirli değnek dokunmuş. AKP birdenbire efendim o bıraktım dediği milli görüş gömleğini ve giydim dediği muhafazakar demokrasi gömleğini bırakmış tekrardan. Efendim milli görüş gömleğine bürünmüş de filan. Hayır. Olan çok doğru. 2007 yılında bir şey oluyor ve çok önemli bir şey oluyor. Olan şey Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı dönemi bitiyor ve yerine Abdullah Gül seçiliyor. Ve Abdullah Gül'e Çankaya Noteri diye ondan sonra isim takılmasına muhalefet tarafından ona isim takılmasına e, sebep olan genellikle iki galiba iki, 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 iki yasayı e, geri yollamıştır. E, onun dışında Gelen bütün iktidar tarafından yollanan bütün yasaları onaylamıştır. Böyle bir Cumhurbaşkanı geldikten sonra AKP hükümetle birlikte devlete de el koymuş olarak birdenbire bugünkü iktidarını belirliyor. Bakınız 16 Nisan 2017 şahsım devletini kuran anayasa değişikliğini nasıl savunmuştu? Devlet Bahçeli, siz hatırlayacaksınız. Ne demişti? Zaten demişti bunları kullanıyor Recep Tayyip Erdoğan. Yani itiraf ediyor, zaten diyor. Yasal durumu hayır. fiili durumu uydura. Evet, zaten fiili durumu yasal duruma uydurab. Yasal durumu Bravo. Yasal durumu fiili. Zaten diyor Recep Tayyip Erdoğan bu yetkileri kullanıyordu. Şimdi yasal durumu bu fiili duruma uyduralım diye beyanatı var. Ya birisi bahsediyor. birisi suç işliyor. Ya yeni bir yasa yapalım onu suç olmaktan çıkaralım diyor. Efendim. Efendim. Anayasadaki evet. 4 yıllık yüksek öğretim şartını şartını yuvarlıyorlar sonradan, yüksek öğrenim. 2 yıllık yüksek okul da buna dahil. Sonradan 4 yılı kaldırıp yüksek öğrenim mezunu diye koyan Anayasa seçim yasasının açık hükmü hükümleri iki maddede de var iki maddede. Biri 90'lı, biri yüz, yüzlü maddelerde. iki maddede. Mühürsüz oyların ve mühürsüz zarfların sayılamayacağı hükmünü sonradan değiştiren, şimdi girin öyle bir hüküm yok. Ama 16 Nisan 2017'de var. Yazdık. O sırada diyor ki bunlar sayılmaz. Sonradan değiştiriyor. Hayır böyle. Şimdi de yani zaten kafa o. Diyor ki ya biz anayasa falan dinlemeyiz diyorlar ve öyle gidiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya biz anayasa, anayasa dinlemiyoruz. İşte bu ne derse reis onu yapıyoruz. Şimdi anayasayı da ona göre değiştirelim diyorlar. Ve anayasa değişikliği o zaman yapılıyor. İşte Ahmet Necdet Sezer'in önemi 2007'ye kadar böyle şeylere müsaade etmemesidir. Çok gerçek bir hukuk adamıdır, gerçek bir demokrattır. Demokrat. Yani ona yok efendim jüristokrasi yok şeydi hiç efendim hiç izin vermedi Tabii izin vermeyecek. Anayasayı savunuyor. Sizin, benim, onun. Jüristokrasi yani, falan da değil. Evet. E, Ahmet Necdet Sezer o dönemde Cumhurbaşkanı. Evet. Tamam. Seçilmiş, seçilmiş evet. Cumhurbaşkanı. İşte ona Demokratik karşı ona karşı tavır. Evet hocam. Efendim vay bu işte jüristok bizi yargıçlar mı yönetecekler. Çok saygın bir kişidir. E, varlığı önünde saygıyla eğiliyorum. Ben onun aramasından, benimle konuşmasından onur duyuyorum. Ona saygımdan bakın ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Hiç bana ben, benimle yaptığı konuşmaları, konuştuklarımızı, verdiği bilgileri, benim ona sorduklarımı falan. Bazen kitaplarımla ilgili bazı şeyler soruyorum. Hiç söz etmem. Gene de söz etmeyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Aynı şey Kılıçdaroğlu için de söz konusu. Kılıçdaroğlu'yla bir de yüz yüze çok konuştuk. O da aynı şekilde. O, onun, onunla olanları da, yani gazete için yaptığım şeyler hariç. tabi söyleşiler, bilinen şeyler söyleşi için yapılıyor. Bunlar hariç. Bu iki kişinin buluşmasını ben 14 Mayıs günü yapılacak seçimler açısından ve sadece 14 Mayıs değil, 15 Mayıs'ta o seçim kazanıldıktan sonraki dönem açısından çok yararlı görüyorum. Çok yararlı görüyorum. Keşke bu ilişki devam etse diyorum. İkisini de kutluyorum. Buyurun efendim. Evet. Şimdi ben bu görüşmede neler konuşulmuş olabileceğine dair bir değerlendirme yapacağım. Beni de zaman zaman arayanlar oluyor. Ee, içer